Evet, serbest sektör lazer deniyor. Tarlada kurduğumuz tesis de böyle bir tesis. Bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Peki başka alanda çalışmalar var mı? Mesela şimdi ışınım laboratuvarı ya, bunun mesela sağlık kategorisinde çalışmaları var mı? Hani radyoloji ya da işte ne bileyim kanser üzerine bu tip mesela çalışmalar ya da katkı sağlayacak şeyleri var mı? Şimdi şu anda tarlada direkt ona yönelik bir çalışma yapmıyoruz. Fakat hızlandırıcının kullanım alanından bahsediyorduk ya. Evet. Aslında hızlandırıcının bir kullanım alanı da o. Sağlık alanında da kullanılıyor. Benim Ankara'ya gelmeden önce çalıştığım şirkette yurt dışında medikal bir hızlandırıcı yaptık aslında orada. Medikal Kanser bir hızlandırıcı. tedavisi için. Kanser tedavisi için medikal hızlandırıcı. Evet. Türkiye'de de mesela şu anda medikal alanda kullanılan hızlandırıcılar var. Radyoterapi duymuşsunuzdur hastanelerde. Radyoterapi aslında bir hızlandırıcı var o makinenin içerisinde. Şöyle dönen bir makinedir bu. Üzerinde bir elektron hızlandırıcısı var. Hızlandırılan elektronlar bir metale çarptırılarak X ışını çıkartılıyor. Bu X ışını da kanserli bölgeden geçirildikten sonra kanserli hücrelerin DNA'sı kırılabiliyor. Kırıldıktan sonra da artık üreyemiyor kanserli hücreler. Bir yerden sonra da Bu ölüyorlar. sizin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bitirme tezlerinizden biri miydi? Yurt dışındaki Yok. yoksa çalışmalarınızda mı? Bu değildi. Ben doktora tezimi CERN'deki LINAC 400 danesi üzerine yaptım. Daha sonra bu özel şirkete geçtim. Aslında bu radyoterapiyi anlattım ya şimdi size. Evet. Benim üzerine çalıştığım aslında yurt dışındaki hızlandırıcı proton terapi hızlandırıcısıydı. Proton terapi ne yapar? Proton terapi de şöyle. Şimdi X ışınları kullanarak kanseri tedavi edebiliyorsunuz. Yani her O kanser kanseri tipini, yok etmeye dönük. evet, her kanser tipini tedavi edemiyorsunuz ama proton terapi de buna benzer. Proton terapide de X ışını göndermek yerine direkt protonlar gönderiliyor kanserli bölgeye. Şimdi benim anneannem kanser hastası çok uzun zamandır. Geçmiş Bununla olsun. teşekkür ederiz. Ya bununla mesela o kanserli hücreler yok edilebilir mi proton terapisiyle? Yapılıyor. Bu yöntem kullanılıyor aslında. Uzun zamandan beri kullanılıyor. Türkiye'de henüz yok proton Evet, terapi. çünkü olsa kesin haberimiz Evet, olurdu. radyoterapi kullanılıyor Türkiye'de. Evet, onu Umarım proton biliyoruz. terapi de gelecek bir yerden sonra. Yani Tam nasıl bir fark var? İşte radyoterapi ile proton terapinin tam böyle şöyle şimdi şöyle koyarsak yan evet, yana. önce şey diyeyim. Yani her kanser tipi tedavi edilemiyor böyle şeylerle. Yani bazen ameliyat gerektiriyor, bazen kemoterapi, bazen işte radyoterapi, proton terapi, bazen beraber kullanıyor doktorlar bunları. Farkı şu, protonlar parçacık olduğu için yani X ışınlarıyla protonların, parçacıkların diyeyim, maddeyle etkileşim farklı oluyor. X ışınları vücuda girdikten sonra kanserli bölgeden geçiyor ama devam ediyor ilerlemesine. Böyle bir girişte bir de çıkışta da kanserli bölge, yani sağlıklı dokuya da zarar veriyor X ışınları. Protonda Sağlıklı tam böyle dokuya da değil. zarar vermesi kötü tabii. Evet, aynen. Protonda biraz daha farklı. Protonda vücuda girdikten sonra çok fazla enerji bırakmıyor. İşte oraya buraya falan çarpıp böyle yavaşlarken proton yavaşladığı yerde duruyor bir yerden sonra da. Orada bütün enerjisini bırakıyor, ilerlemiyor ondan sonra da. Böylece yani X ışınlarıyla ve Gittiği yere kadar protonu gidiyor, bir karşılaştırdığımızda yerde duruyor ve bırakıyor evet. bütün enerjiyi. Ya burada proton terapinin faydası aslında sağlıklı dokulara daha az zarar vermesi. Biri daha fazla zarar verirken aslında diğeri daha az zarar veriyor. Evet. En özetle bunu söyleyebilir Evet. miyiz? Ama kanseri yok etme yönünde yaptıkları işler aslında benzerler. Sadece yani aynı oranda belki tedavi sonucu elde etse de bir tanesi daha az zarar verirken diğeri daha fazla zarar veriyor. Evet, Bu daha sağlıklı az dokuya. zarar veren de proton terapi. Evet. Peki buradaki yani bu şimdi bizim Türkiye Hızlandırıcı Işınım Laboratuvarı'nda sizin çalıştığınız yerde mesela bu alanda şimdi Türkiye'de yok ya proton terapi. Mesela burası aracılığıyla proton terapi Türkiye'ye sizin aracınıza gelebilir mi yani bu? Ya niye olmasın? Yani umarım gelir. Benim isteğim odur. Yani şu anda Türkiye'de yaptığımız çalışmalarla aslında bu alanda insan da yetiştiriyoruz. Ya yani ben Ankara'daki tarla tesisinin ya da tarla kurumunun bir önemi de bence o. Türkiye'de bu alanda daha önce çalışma fazla yapılmamış. Yapılmadığı için insan gücü de yetişmemiş. Türkiye'de bu işlerin nasıl yapılacağını aslında bilmiyorduk ama şimdi öğreniyoruz da. Ve şu anda tarlada çalışan ekip bu hızlandırıcıyı bitirdikten sonra yeni şeyler yapmak Peki o zaman isteyecekler. şöyle sorayım. Bu alanda çalışmak isteyen gençlere yani genç bilim insanlarına bu tesis
nasıl ayrıcalıklar ya da imkanlar sunuyor? Güzel sordunuz onu da. Şimdi bizim tesiste hem uzmanlar var hem de öğrenciler var. Aslında hem lisans öğrencisi, master öğrencisi, doktor öğrencisi onları alıyoruz. Uzmanlarla çalışıyorlar ve öğreniyorlar değişi. Çünkü yani genç nesillerin yetişmesi lazım ki, tabii ki ileride de işleri onlar yapacaklar. Evet. Ya bu çok güzel bir şey. Peki mesela başvurmak yetiyor mu? Sadece hani bir fizik öğrencisi mezun olmuş, başvurması tarlada çalışmak için, Türkiye hızlandırıcı ışınımı laboratuvarında çalışmak için sadece mezun olup başvurması yetiyor mu yani? Yetmiyor. Yoksa belli standartlar, kriterler var mı? Tabii ki. Ya başvuran insanlara göre artık o alanda çalışmaya hevesli mi, o alana yönelmek istiyor mu, ona bakarak biz de tabii daha ki önce insanları onunla alakalı seçiyoruz. çalışmalar yapmış mı? Bir Evet. şeyler yazmış, çizmiş mi sanırım? Biz web sayfasında ilan falan O açıyoruz tarlada. bazen. Evet, süper etkin hızlı analizimizi görüyorsunuz orada. Biz web sayfasında ilan açıyoruz. Yani önümüzdeki senelerde de açacağız. Bir doktora öğrenci programı olsun, master öğrenci programı olsun. Bunları web sayfasından duyuracağız aslında. Oradan takip edebilir öğrenci arkadaşlar da. İlgililere duyurulur. Evet.